Gittik yazla. Şimdi Umur yok orada da. Şimdi sitenin çocukları var. Ben ne yaşıtlar sitenin çocukları ama bunlar tabii hepsinin kendi yazdığı. Biz kiracıyız. Bunlar beni görüyor, bakıyorlar, bakıyorlar. Ben de o zamanlar jumbo gibiyim abana kodumu. Boyum 1.65 falan. Ben kaç 106 kilo falanım. Bildiğin amına koyayım tanker gibi geziyorum. Tam böyle şey dönemi işte 7. 8. sınıf. Bir dal. Yani harbiden bir şey söyleyeyim mi? Böyle hiç aşure kazanı gördünüz mü moruk böyle köylerde falan kay. Benim götüm oydu bak. Yani aşurenin kazanı abi, böyle inanılmaz büyük götü vardı bak, bak öyle söyleyebilirim yani bak. Yani şöyle ben söyleyeyim. Kapışır mıydı benimle? Oğlum bak size şöyle söyleyeyim. Götü ben, dışarıdan geliyordu ya öyle bir göt ya yani. Ya Allah çarpsın bak ben karanlıkta böyle zifiri karanlıkta yürürken kendi götümün gölgesinden korktuğumu hatırlıyorum 3-4 kere. Bu kim ananı sikeyim diye bakmışlığım var benim. Arkamdan biri beni takip ediyor mu? Abi siteye de geldik şimdi çocuklar bana uyuz uyuz bakıyor. Bir de şimdi yol yordan bilen adamlarız. Hani siteye bir yabancı geldi mi nedir? Bağımına kodumun çocuğu kim? Özellikle çocuksan ergensen bunu bir dövelim muhabbeti olur. Gittik. Sitenin çocuklarının hepsi uyuz uyuz bakıyor bana amına koyayım. Benim de Fenerbahçe formam var. Önünde amblemi yok amını sikeyim Fenerbahçe forması. Çakma. Ama arkasına kendi imkanlarımızla Ataberk yazdırmışız. Ama formanın amblemi yok amına koyayım anladın mı ya? Çakma işte. Çakma amına koyayım yani durumumuz o zaman ona yetmiş. Viyana City. Agam epine sövülmez. Yok epine epin bizim her, aman aga epin bizim her şeyimiz Viyana. Seni de çok seviyoruz yapma. O konuyu konuşuruz. Neyse. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün bunlar bana bakıyor. Ya şimdi ben de ekmek almaya falan gidiyorum chat ama... Ha çekiniyorum çünkü ipneler 10 kişi, 11 kişi. Yani bizim evin balkonuna bakıyorlar böyle ellerinde zincirler, mincirler. Kafamda şu var yani kapışacaksak bunlar beni dövecek. Çocuğum ben de çocuğum. Kendime güvenim sonsuz. Ama korkuyorum 10 kişiler, 11 kişiler beni bir aldılar mı sikecekler yani belamı. Abi nedir bir gün siteden böyle dönüyorum bisikletim lağımına kodumu. Ata diye bağırdılar. Ata kim? Atabok. Falan yapıyorlar. Atabok. Ha, ata kim? İşte falan filan böyle bağırıyorlar arkamdan. Döndüm. Dedim buyurun kardeş. Hoş geldin dediler. Dedim hoş bulduk. Ya dediler öyle tek başına gelip gidiyorsun. Olmaz dediler. Gel sen de bizimle otur. Dedim bu ipliler dedim. Ben dedim kesin dedim dövecek amına koyayım. Dedim çağırıyorlar dedim. Kesin dedim dövecekler. Tamam dedim akşam dedim gelirim dedim yanınıza. Akşam oldu. Ya ne sikiyim? Ne gideceğim amına kodum? Biliyorum çünkü beni dövecekler. Ertesi gün bir daha ekmek almaya giderken beni yine durdurdular. Dün gece niye yanımıza gelmedin? Ya bak böyle olmaz biz üzülüyoruz tek takılıyorsun falan filan. Ulan dedim bunların niyeti galiba dedim iyi. Gittim yanlarına abi. Biz bunlarla bir hafta 10 gün takıldık böyle iyice arkadaş olduk. Ama bu bir hafta 10 günlük süreçte hep Umur'un ismi var. Umur diye biri Umur da geliyor işte haftaya Umur geliyor, haftaya Umur geliyor, haftaya Umur geliyor, haftaya Umur geliyor. O bir hafta sonra çaktı geldi. Umur geldi. Neyse Umur'la biz ilk gün çok iyi anlaştık böyle tanıştık manıştık ıvır zıvır. Şimdi ilk kez de samimiyet o da çekingen ben de çekingenim böyle. Bir numaralı aramızda, kim abone oldu. Metin abi teşekkür ederiz abonelikler için. Aramızda böyle samimiyet oluştu. Hatta ben bunu CM oynamaya davet ettim. Şimdi ben İstanbul'da büyüdüğüm için bu Uzunköprü'de büyümüş. Trakya'nın göbeğinde. Daha ikinci gün samimiyetler böyle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben o zamanlar böyle anneye küfüre inanılmaz hassasım. Mahalle kültürüyle büyüdüğüm için anneye küfür, her şeyime küfür et, anneye küfür etme. Bunlar birbirlerinin kafasına vuruyor. Umur'un o zaman kulaklar Sergen Yalçın gibi burada. Kepçe, komple kepçe. Anten gibi, çarak anten gibi Umur'un kulakları. Ameliyatlı Umur. Estetikli yani kulakları. Umur'un kulaklar bir bildiğin anten gibi ama fotoğrafı var. Hatta atsanız o fotoğrafı. Açtık daha önce yayında açtık onu. Açtık daha önce. Evet açtık kanki. Bir saniye abi. Umur'un kulakları böyle göstereceğim birazdan. Abi herkes birbirine vuruyor. Şakalaşıyor makalaşıyor böyle. Hugo yok mu oğlum? Bildiğin Hugo amını sikeyim ya. Abi Hugo ile beraber bir fotoğraf var atsam. At. Neyse. Abi şakalaşma makalaşma Umur'un da kulaklar kepçe ben de hani yeni böyle kaynaşıyoruz ya Umur'la da ilk günü iyi anlaşmışız. Umur'un kafaya bir tane koydum amına kodumu. Döndü bana, kaşlarını çattı. Vurma bu ananı sikeyim dedi. Umur?
Usta ben bunu bir duydum amına kodumu. Şimdi ne dedin? Ananı sikerim dedi bir kere daha vurursan dedi. Usta ben bunu demire bir soktum amına koyayım böyle iki elimde. Sen dedim ne diyorsun lan dedim. Bir tane daha. Vurma be orospu çocuğu diyor. Kafayı yiyecek. Abi vuruyorum ne diyorsun diyorum vurma be ananı sikeyim diyor. Oğlum diyor araba sövme tamam mı orospu çocuğu diyor. Bir daha vuruyorum. Oğlum abi vuruyorum. Kızının ağzından tek bir şey çıkıyor. Vurma be ananı sikeyim vurma be orospu çocuğu diyor bana. Abi neyse en sonunda artık bu arada evet Umur'un ciddi bu montajsız. Arkadaşlar Umur'un kulakları aynı bu. Bu yani Umur'un küçüklüğü bu. Kulakları böyleydi. Umur estetikli evet. Bu abi, buydu. Amına koyayım gül koyduğuna fotoğrafı mı koydunuz? Abi böyle bir şey var mı ya? Bir de öyle bir gülmesi ki Joker gibi ağzını. Abi bu. Ya Hugo'yu yanına şey şoklamışlar. O da şey zaten. Tolga abinin kafaya koymuşlar. Yani. Bu yani. Neyse. Biz böyle böyle o yaz bayağı bir samimi olduk. Sonra çocukluk arkadaşlığı falan filan ıvır zıvır bitti yani. Yavaş yavaş böyle işte hiç haber almadık birbirimizden bütün kış boyu. Ertesi yıl benim babamın işleri aynı şekilde devam etti. Bir yan siteden de oradaki daire pahalı gelmişti. Başka bir yerden kiraladık bu sefer. Orada bizim dostluğumuz artık oluşmaya başladı. Çünkü bu orospu çocuğunun elinde bak. Bu şöyle bir adamdı. Çocukken çok büyük parası vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Şarköy'e Edirne'den 30 çift çorap getirirdi. O 30 çift çorabın içinin hepsinde her birinde gizlenmiş yüzer dolarlar. Yani mesela oha. 30 çift çoraplar böyle gizlendi. Mesela bir numaralı o sene kim, şöyle söyleyeyim. Biz iPhone'u Türkiye'de ilk Umur'da gördük mesela. Yani oha. Nokia o sene hangi telefonu çıkardıysa o telefon Umur'da vardı amına koyayım. Ya öyle. Yaşadık canım. Ama Umur'da da şöyle bir şey vardı. Biz sitede 9-10 çocuğuz. Umur aşırı pinti bir adamdı. Hiç kimseye bir kuruş o yüzden bir o kuruş de, o konuda bir şey değil. Böyle şey olduk amca. Bir kuruş ama bir kuruş. Yani mesela Ice Tea almazdı kimseye amına koyayım. Kimseye. Sadece bana benim de o kadar biteyim ki benim günlük harçlığım tam 2 TL'ydi arkadaşlar. 2 TL. Sitedeki herkes 15-20 lira alıyordu günlük. Ben 2 TL. Çok net hatırlıyorsun değil mi Umur? Hatırlıyorum. 2 lira günlük aldım. Her gün annem 1-1-2 TL verirdi bana. Günlük harçlığım 2 TL'ydi. İnternet kafenin de saati 1 liraydı o zaman. Ama bana gelince dönerdi hep derdi ki ya kimseye söyleme senin aldığın her şeyi ben ödeyeceğim. Ve Umur böyle 6-7 sene benim neyim var neyim yok her şeyimi Umur ödedi. 6-7 sene boyunca. Vay be. Çocukken. Abi işte. İyi yatırım yapmışız. Sadece o da değil. Mesela şöyle. Geleceğe yatırım şöyle yapmış. Şeyler var mesela. Ben İstanbul'daydım artık. Dostluğumuz pekişmişti. Mesela kız arkadaşım oluyordu benim. Haftada bir beni arardı. Derdi ki kız arkadaşınla ne zaman görüşeceksin? İşte 2 gün sonra, 3 gün sonra. PTT'den bana para gönderirdi. Git kız arkadaşına. Babalık yaptık ya. Git kız arkadaşına yemek ye. Ivır zıvır. İşte bu da benden olsun. Tamam yaza bir şekilde fitleşiriz falan. Benim 6-7 senem resmen bu şekilde geçti. Hatta Şarköy'de de işte böyle 14-15 yaşındayken hep benimle gelirdi mesela. İşte kız arkadaşlarımızla oturacağız. Hep benimle gelirdi. Çaktırmadan bana para verirdi. Al bugün de sen ödüyormuşsun gibi yap falan filan derdi. Bu şekilde tabii canım. Yol yordam da biliyoruz ama. Bu şekilde vallahi. Bu şekilde ilerledi. Gel zaman git zaman. Şu anda arkadaşlar detayına girmeyeyim o konuların. Umur'un şu anda durumu yine çok iyi. Lakin bazı sorunları var. Bazı sorunları var. Yani bankayla sıkıntıları var falan. Anlatmayalım onları kanki. Girmeye gerek yok, yok onlara. Gerek yok. Gerek hayır girmeye mahkemelik gerek yok. Mahkemelik işte. Yani. Mahkemelik yani. Paralarına, puluna, malına, mülküne hiçbir şeyine dokunamıyor şu anda Umur. Ulan var ama yok ya. Yani. Tam bunlar başladığında da bu sorunlar, sıkıntılar başladığında da tam artık bitik yani Umur. Bir numaralı kankim abone oldu. Benim Vine patladı. Bu sefer de sıfırdan benim Vine'daki şeylerimle, ıvırlarla, zıvırlarla başladık. Sonra benim durumum da düzelince
Şu an işler tam tersine döndü yani abi. Şu an ya o bana 6-7 sene baktı. Ben ona bir 6-7 sene. Aramızdaki dostluk, kardeşlik ıvır zıvır hep bu yüzden. Size şöyle söyleyeyim. Benim bir gün benden kredi kartımı istedi. Getir'den sipariş vermek için. 1,5 sene benim kaydoluyor ya. Haberin vardı değil mi? Abi. Yok. 1,5 sene benim bundan haberim yok. Çünkü benim kredi kartımda o kadar çok otomatik ödeme var ki. İşte kardeşimin giderleri, işte benim giderlerim, evlendikten sonra eşimle beraber aldıklarımız, yaptıklarımız, arabanın benzini, ıvır zıvır, işte hayat sigortaları, yaraklar, börekler. O kadar çok otomatik şey çekiliyor ki benim kredi kartımdan. Bir gün, bunu da anlatmıştım yayında, yine anlatayım. Onu da nasıl fark ettim? Chat bir gün oturuyorum amına koyayım. Evlenmeden böyle bir ay önce falan. Salonda böyle karnım kazındı amını sikeyim dedim ki bir dedim pasta söyleyeyim kendime pasta yiyeyim. Gece pasta söyledim. Ulan uyuyakalmışım koltukta. 3 saat 4 saat geçmiş. Bir uyandım böyle. Aa dedim saat gece 2.30 ulan dedim pasta söylemiştik. Pasta nerede? Pasta yok. Ne kapıya bırakmışlar ne başka bir şey yapmışlar amına koyayım. Vay dedim iplere bak dedim parasını dedim aldılar dedim iade etmişler mi bir girdim dayı. Ben en son 64 liralık kendime pasta söylemişim. Benden bir saat sonra kredi kartımdan yine getirden 190 liralık çekilmiş. Bana dedim sikeyim dedim bu dedim ne 190 lira. Lan dedim bu dedim kim dedim amına koyayım. Abi hemen Kürşat'ı ararsın. Kürşat dedim benim kredi kartım kimde var abi kimsede yok. Abi Kürşat'la bir başladık hesaplama. Bu orospu çocuğum. Bir sene 9 ay boyunca toplamda 18 bin lira tek tek bütün alışverişleri topladık. İnce ince ince. Ama hep mesela böyle 100 liralık şey söylemiş 150 lira yani ama mesela her ay böyle 10 tane söylemiş amına koyayım 12 tane söylemiş 100 lira 150 lira 100 lira 150 lira. Ben farkında mıydın? Yok. Ben farkında değildim. Abi ne olur ne olur. Ben korkuyorum bir de şimdi diyorum ki yani benim kredi kartı bilgilerim hani internet üzerinden iş yapıyoruz. Hani Steam'den, Ivır'da, Origin'den işte ne bileyim bir şey alırken ifşa mı oldu falan. Ben oralardayım benim kredi kartımı kim patlattı? Bizim aklımıza neler geldi neler ya. Abi sabah oldu. Sabah oldu. Getir arıyorum getir bilgi veremiyor amına koyayım. Sabah oldu. Bunu aradım. Dedim kanka dedim en son dedim siparişin ne dedim getirden. Ne yapacaksın dedi. Kanka dedim bir şey bakacağım dedim söylesene. Kanka dedi 180 liralık bir şey almışım dedi. Seni dedi bana ne avradını sikerim. Seni dedim dünyanı sikerim. Ne oldu dedim bak bakayım ulan dedim hangi kartla alıyorsun onlara bir baktı benim kart. Usta 19 ay boyunca ödemişim. Ya bir de bizim şu noraketleri okuyayım. Ondan sonra umur iyi prim yaptım sana ya amını sikeyim. Adam umur falan. Adam diye yazılır, Umur diye okunur. Yok mu orospu çocuğu? Berkay iyi yaşar agam. Umur agam adamın dibisin demiş. Umur abi adamdır, aksını iddia edenin demiş. Ben ediyorum. Değildir adam. Ama bizim şöyle de bir dönemimiz oldu. Bak çok klavye sesi geliyor Umur. Sikeceğim o klavyeyi götüne sokacağım. Gelmedi, gelmedi. Bizim şöyle de olaylarımız var. Mesela ikimizin birden parasız kaldığı dönem de var. Bir numaralı kankim abone oldu. Yani. Tabii o da var. Mesela. Şeyde işte. Ya Şarköy'de de var yerden izmarit topladığımız dönemde var. Tabii. Yani yerden izmarit topladığımız dönemler hakikaten böyle insanları takip edip kafeye, kulübe gireceklerini takip edip bu orospu çocuğu izmaritini ne zaman atacak diye çok peşinden insan koşuyor. Bir numaralı kankim. Bir sefalet daha şöyle yaşadık biz. Umur'un İstanbul'a yerleştiği ilk sene. Umur Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ben de Arel'de okuyorum. Umur Beşiktaş'tan ev tuttu. Dedik tamam artık beraberiz. Şimdi Umur'da yine bir yüklü bir para var da şimdi Umur uzun köprüden Edirne'den İstanbul'a geliyor amına koyayım. Yani bu para ne kadar dayanır? Umur geldi buraya büyük de parayla geldi. O zamanın parasıyla 10 bin lira gibi bir parayla geldi. Abi biz paranın bir haftada anasını siktik. Abi ne anasını siktik? Ben uzun köprü Edirne'de alışmışım amına koyayım. Bir yere gidiyorsun oturuyorsun. 3 kişi 5 kişi yemek yiyorsun 20 lira 25 lira. Bu piç beni bir yerlere götürüyor. Kanka diyor sende vardır diyor. Gidiyoruz ben de hiç bilmiyorum amına koyayım İstanbul'a o zaman. Bir gidiyoruz amına koyayım mekana bir bakıyorum çay diyorum 10 lira. Ananı sikeyim 10 liraya ben 10 tane çay içiyorum uzun köprüde. Nasıl 10 lira olur çay? Agamı görmüyor musun? Bir de ben de agamı görmüyor musun? Burada köprü var. Bak köprü direkt burada. Deniz burada. Ayağımızı atsak denizde. Abi ben onu götürüyorum. Ananı sikeyim denizde.
20 liraya çay içiyoruz, oturuyoruz, çay içiyoruz. 150 lira hesap geliyor. Sene 2013 amına koyayım. Adam. Şaka adam. Gibi ya. Bir haftada yedik parayı amına koyayım. Bir yanıtı aksini izah ediyorsan haklısındır abi. Neyse abi, Beşiktaş ev öğrenci evi. Burada da bu sefer sefaletler başladı. Orada da çok sıkıntı geçti. Ama ben bugün yayınlara tekrardan benim dönmemi sağlayan adam da olur. Aynen.